dışarı çıkma sahnesinden bahsettim mesela. Ben onu filmde olup olmayacağını film bitene kadar bilmiyordum. Aslında böyle bir fikirler vardı aklımda. Senaryo çalışmasında ortaklara söyledim. İkisi birden şiddetle itiraz edince bir daha da açmadım o konuyu. Dolayısıyla senaryoda yer almıyor. Sadece yönetmen yardımcısı, yardımcı yönetmen Yıldız'a söylemiştim çekim başlamadan böyle bir şeyler çekeceğiz diye. Aslında onlardan 3 tane çektim ben filmin değişik yerlerini. Bayağı da uğraştık böyle, bir tanesi kaza sahnesiydi, arabaları ters çevirdik falan. Oraya yaklaşıyordun sen değil mi? Orada kendini bir görüyordun, böyle bir şeyler var. Yani bir sürü şey çektik. Buna dedim ben bir kurguda bakayım. Ama bu filmde kullandığım, bunu sevdim. Yani belli bir uyum içinde olduğunu da düşündüm. Ve bunu kullanmaya karar verdim. Ama tabii ki bu seyircileri ikiye bölecek. Yani gerçekten de gördüğüm kadarıyla kimisi olmasa daha iyi diyor, kimisi iyi ki var diyor filan. Böyle, ama böyle sahneler böyledir zaten. Yani şey yapar, ayrıştırır. Bu da kötü bir şey değil ama ben sevdim. Yani sevmesem zaten orada olmaz. Bir de o sahnenin tabii psikolojik... Peki de neden var? Yani neden koydun o zaman? Hani bu sadece bir şey mi? Bir fantezi mi ya da bir oyun mu? Yani öyle değil bence. Yani onu şimdi onu koymayabilirdim ama filmin en duygusal olarak filmin yükseldiği bir noktada olması onu bırakmama sebep oldu. Çünkü biraz şöyle bir şey. Yani bir sürü neden var da bir tanesi diyeyim. Bir kere özdeşleşmenin biraz önüne geçmek. Biraz kırmak istiyor insan. Yani sinema içinde yol aldıkça böyle bir ihtiyaç oluyor insanda, nedense bilmiyorum. Ama ben seyirciyken de vardım. Yani başka organlarımızla film seyretmek biraz da, sadece duygularla değil. Yani onları da devreye katabilmek en azından biraz gibi. Evet, yani bu film bir yapıntı. Yani bunu bilin, buna rağmen filmle ilişkiyi koparmayın. Yani bir sınav seyirci için aslında. Hani Beckett'te falan da var ya, tiyatroda şeyde. Evet. Sanatta, gerekte pardon. Yani olan şeyler, yani sanatta daha önce bu tip şeyler. Özdeşleşmeyi kırma girişimleri. Bir de belki şöyle bir şey de olabilir. Biraz. Yani mesela bir kızla tanışırsın. En güzel taraflarını gösterirsin ona. Bütün defolarını, zaaflarını gizlersin. Fakat bir gün gelir ki artık yani onları bir yük olarak taşımak ağır gelir. Yani onlara rağmen beni sevsin dersin. Yani o zaman yani onları ortaya çıkaracak, itiraf edecek bir fırsat kollamaya başlarsın. Ama belli bir güven geldikten sonra. Yani belki yani sinemanın yapıntı olduğunu eninde sonunda seyirciye söylemek ve buna rağmen filmden kopmamalarını istemek gibi bir şey olabilir yani belki. Thank you.